akşamlar dileyerek bugünkü videoma başlamak istiyorum. Çünkü ben çekimimi akşam yapıyorum. Biliyorsunuz bu ara videolarıma biraz ara vermek durumunda kaldım. Ve daha önceki videolarımda alerji bir semptom geçiriyorum daha doğrusu. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Fakat bu çok çabuk geçebilecek bir alerji olmadığını öğrendim. Dolayısıyla sizler de gerek özelden gerekse YouTube ve Instagram'daki yorumlara benim sağlığımı soran çok güzel mesajlar atıyorsunuz. Bu videoyu da bu şekilde çekmek istedim. Alerjim devam ediyor aslında. İnşallah geçecek. Geçmesini ümit ediyorum. Çünkü haftaya Türkiye'ye geliyorum biliyorsunuz. Gerekirse Türkiye'de de bir doktora görünerek belki ilaçlarımı değiştirmem gerekir, bilemiyorum. Bu şekilde bu durumu da atlatacağız inşallah. Ben size bakın bugün yapmış olduğum resmimi göstermek istiyorum. Tabii resim belki size ilk etapta biraz karışık gelebilir. Ama aslında çok baktığınız zaman anlayabilirsiniz. Biraz da ekrandan da kaynaklı olabilir. Bir opuntia ben çizdim. Bu benim hayalimdeki opuntiaydı. Görüyorsunuz arkadaki mesela opuntia Santa Rita'ya benziyor. Öndeki daha sarımtırak gibi gibi. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Ben bu resmi çok renkli yapmak istedim. İstedim ki kaktüsler bu dünyadaki birçok güzellikleri bize sunuyorlar. Yani ben her seferinde bana özelden yazan her takipçime bunu belki söylemişimdir. Bazen bana mesela aldığınız türleri soruyorsunuz, kaktüsleri soruyorsunuz ya da orkidelerinizi soruyorsunuz. Ben herkese tek tek cevap vermeye çalışıyorum zaten biliyorsunuz, veriyorum da. Ve herkese söylediğim bir cümle var. Mesela evinize oturmaya gelen bir akrabanız, arkadaşınız veya komşunuz İlk etapta gördüğünde şöyle diyebiliyor: ya bu dikenli şeylere nasıl bakıyorsunuz? Benim bu resimde anlatmak istediğim, sizler her ne kadar kaktüsleri diken olarak görseniz de biz onları aslında dünyanın binbir rengi olarak görüyoruz. Biliyorsunuz kaktüslerin hepsi çiçek açıyor. Fakat belli bir olgunluk seviyesine gelmeleri gerekiyor çiçek açmaları için de. Yani mesela 5 sene sonra çiçek açan var, 1 sene sonra açan var veya size evinize geldiğinde tomurcuklu gelen var. Fakat bunlar kaktüsün genetiğiyle alakalı biliyorsunuz. Bu arada gece çekim yaptığım için de tam tepemde ışık var. Çok yakın şu anda neredeyse, yani kameranın hizasında. Çünkü bu hani yemek masası olduğu için ne oluyor? Daha tabii aydınlatma stili o şekilde oluyor. O yüzden belki çok şey çıkıyor olabilirim. Beyaz çıkıyor olabilirim ama kusura bakmayın bu arada. Yani benim bu portrede anlatmak istediğim, dediğim gibi kaktüsler dünyanın binbir rengini ve felsefesini bizim evimize taşıyorlar. Çünkü kaktüs büyütmek bir felsefe işi bakın arkadaşlar. Ben bunu herkese söylüyorum. Gerek arkadaşlarım olsun, gerek sizler olsun. Videolarımda çok bahsetmedim belki ama kaktüste şöyle bir durum var bakın. Ben tabii kişisel gelişim eğitimlerinden de bahsettim size ama enerjisel boyutta kaktüslerin hepsinin bir karakteristik yapısı var bakın. Yani farkındaysanız eğer kaktüslerin isimleri hep böyle bir hayvan ismidir. Mesela maymun kuyruğu, kobra kaktüs ya da işte tavşan kulağı, hep bunlar bir hayvandan esinlenerek verilmiş bir takım isimleri var. Dolayısıyla kaktüsler bizim dünyamızda bir karakteristik yapıya bürünerek büyüyorlar. Yani ben buna bu şekilde bakıyorum. Eminim ki sizler de o şekilde bakıyorsunuz. Çünkü evet, biz sardunya da seviyoruz, gül de seviyoruz, diğer çiçekleri de seviyoruz. Fakat kaktüsler bir felsefeye aittir. Yani ne diyoruz mesela? Biz bunu dikenleriyle seviyoruz. Dikenler nedir? Onu koruma mekanizmasıdır. Yani güzel olan şey kendini korumak için bir savunma mekanizması geliştirir. Tıpkı güller gibi bakın.
Hiç kimse şunu düşünmüyor ki kaktüs, pardon, gül kaktüs müdür? Ben bunu kaktüs yetiştirmeye başladığım zaman şuna karar verdim. Gül de bir kaktüstür bakın. Hani dikenler tacı dediğimiz milli vardır ya, Euphorbia milli çiçeği. Onu nasıl kaktüs sınıfına alıyorsak güller de bir kaktüstür. Eğer diken boyutunda bu işe bakıyorsak gülün de dikenleri var. Demek ki gül bile kaktüs ve o kadar güzel açıyor ki siz insanoğlu gülü seviyorsunuz da dikenleriyle kaktüsü niye sevmiyorsunuz? Çünkü onlar da çiçek açıyor ve unutmayınız sevgili dostlar, bana göre, benim düşünce tarzıma göre güller de bir kaktüstür bakın. Yani ben hayatta hep bir şeyleri gözlemleyerek bazı sonuçlara varmışımdır. Bunda da vardığım sonuç bu. Evet, bu arada bu güzel resmimi de size gösterdikten sonra gelelim bugünkü videomuzda ne yapacağız? Bugünkü videomuzda ben bu güzel kaktüsümün hem toprağını değiştireceğim hem sizlerle birlikte bakımını yapacağım. Çünkü bana bu tarz sorular çok geliyor. Veya işte bu ara orkidelerle ilgili çok soru geliyor mesela. Çünkü şu anda kışın ortasında olduğumuz için orkidelerde belli bozulmalar var anladığım kadarıyla Türkiye'de. Onlara cevap veriyorum ama kaktüslerle ilgili de şunu söylemek istiyorum. Ben kaktüs bakımlarımda genelde bahar gelsin diye beklemiyorum. Yani o an kaktüsümün ihtiyacı neyse ben onu yapıyorum. Bu kaktüs aslında siz uzaktan görüyorsunuz şu anda ama bayağı da büyük çene bir kaktüs bakın. Bunun ismi Ferrocactus ingens diye geçiyor. Fakat bu farklı bir tür. Bakın bunu Türkiye'de göremezsiniz bu kaktüsü. Yani muhtemelen seneye ya da ondan sonraki sene gelecektir. Koyu yeşil fakat şu anda çok belli olmayabilir ama şu kısımlarında mor mor çizgileri var. Bakın benim daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlar bilirler. Şuralarından yani yanlarından yazın bu mor çizgiler yanlardan da çıkacak. Ve böylece çok farklı değişik bir görüntüye de sahip olacak. Aslında çok hafif hafif morarmalar var ama yazın bu daha çok belli olacak. Bu kaktüs özelliği olarak böyle bir kaktüs. Dikenleri de gördüğünüz gibi bakın koyu renkli üst kısımlarda. Ve yanlara doğru da açık kahverengiye dönüyor. Dediğim gibi ismi Ferrocactus ingens. Ama ben bu etiketteki ismin eksik olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu Ferrocactus ingens'in dışında bir takım daha isim vardır mutlaka. Çünkü bu hibrit bir kaktüs ve dolayısıyla bir alt tür olduğu için bunun mutlaka başka bir uzantısı da vardır bu isimde. Ama ben etiketten gördüğüm kadarını söylüyorum size. Bunun bende bir tane de küçük boyutlusu vardı. Hemen onu da bulup geleyim size. Onu da göstereyim ki bu mor çizgilerle ilgili ne demek istediğimi daha net anlarsınız. Bakın sevgili dostlar, küçük olan boyu bu. Ben aslında görebiliyorum ama sizler belki göremiyor olabilirsiniz. Şu dikenlerden gövdeye doğru mor mor çizgiler var böyle hafif hafif. Belki bilemiyorum görebiliyor musunuz ama galiba görünüyor. Ben birazdan size yakın çekimde de zaten onu göstereceğim. Yani şu anda ekrandaki biraz küçük görünüyor ama yani baktığınız zaman mesela düşünün benim şu anda iki karışımı tamamen kavramıyor. Dikenleri de çok büyük ve farkındaysanız ben şu anda eldivende kullanmadan bunun toprağını değiştireceğim, bakımını yapacağım, gübrelemesini yapacağım. Dediğim gibi biz bunları dikenleriyle seviyoruz ve dolayısıyla dikenleriyle bir şeyi seviyorsak demek ki biz hayatta birçok şeyi aşmışız. Ve ben diyorum ki bugün kendin için ne yaptın? Biliyorsunuz ben bunu geçen videolarımda size hep hatırlatacağımı söyledim. Ben bugün kendim için kendi ruhumu tazeleyen ve kendi ruhuma yatırım olan sanatsal faaliyetlerime devam ettim. Bunu söylüyorum çünkü neden? Bir şeye başladığınız zaman bunun sürekliliği de çok önemli. Yani ben başladım.
Yani yine kişisel gelişimle ilgili konulara giriyorum biraz ama arada. Ben başladım diyelim bir işte duruma ya da bir hobiye ya da bir eğitime diyelim ya da bir işe. Başlamak evet işin yarısı ama bunun sürekliliği de istikrarı açısından önemli. Yani işte bir şeye başladım, bıraktım, ötekine geçtim, buna geçtim falan. Evet. Ama bu sefer ne olur? Odak noktanız değişir ve insan aynı anda birçok şeyde başarılı olamaz. Dolayısıyla sabırlı olacağız. Yavaş ve emin adımlarla ilerleyeceğiz. Hedefimize ulaşmak için de ne yapacağız? Smart hedefler seçeceğiz ve ara ara hedeflerimizi kontrol edeceğiz. Hedeflerimize zaman mutlaka koyacağız. Ufak adımlarla ama gerçekleştirebileceğimiz hedeflere gideceğiz ve mantıklı hedeflere gideceğiz. Şimdi bu kaktüsümüz, evet bu güzel dikenli kaktüsümüzün sizinle birlikte toprağını evet değiştireceğim. Ben size hep videolarımda diyorum ki ben çok detaylı topraklar yapmıyorum. Ve hatta buradaki satın almış olduğum toprakların yapılarını da anlatıyorum size biliyorsunuz. Ve benim evimde toprak kalmamıştı. Hazır toprak da satın almışken size hep bahsettiğim toprağın nasıl bir toprak olduğunu da göstermek istedim. Hatta ben şimdi sizinle birlikte açacağım bu şeyimi de toprağımı da. Bakın şöyle burada Belçika'da ve civar ülkelerde konfomun yine bu şekilde bakın kaktüs ve sukulent toprağı satılıyor. Şöyle parlıyor biraz ışıktan gerçi ama bakın burada üstünde kaktüs resmi var. Burada opuntia var işte burada sukulentler var. Burada diğer kaktüsleri görüyorsunuz. Bu toprak satılıyor. Zaten üstünde bakın görüyorsunuz kaktüs ve sukulent toprağı diyor. Şimdi ben bu toprağı açacağım. İçi nasıl onu görün de isterim ben. Şimdi şöyle yapalım. Bunu birazcık daha geri alayım. Ve makasla açacağım şimdi. Sizler de görün nasıl bir toprak satılıyor. Çünkü hep videolarımda diyorum ya Türkiye'de çok detaylı topraklar yapılıyor. İşte o taş karıştırılıyor. İşte kiremit, irmik konuyor. İşte falan filan. Yani bakın sevgili dostlar o kadar para vererek çok da toprakla ilgili çok para vermenize de gerek yok. Malum şu anda insanlar geçim derdine düştüler. O kadar pahalı bir karışım yapmanıza gerek yok. Ben bunu kestim. Şimdi şey yapayım. Şu küvetimin içine dökeyim de sizler de nasıl bir toprak olduğunu görün. İçinde zaten bahsettiğim gibi şey var. Kum da var bakın. Hep diyorum ya size buradaki kaktüs topraklarının içinde kum da oluyor. Bakın şimdi dökeceğim ben. Evet döktüm. Acaba ekrandan size gösterebilir miyim ki? Hani görünür mü? Işık biraz şey ya tepeden olduğu için. Bakın evet görünüyor. Görüyor musunuz? İçinde ne var? Kum var. Torf var. Çiçek toprağı var. Biraz da kum var. Bakın. Bu kadar. Buradaki satılan kaktüs toprakları böyle. Öyle işte Türkiye'deki gibi işte pomza taşı, lav taşı. Bu tür şeyler yok bakın kaktüs toprağında görüyorsunuz. Biliyorsunuz Hollanda burada üretim yeri. Ben de Hollanda'ya çok yakın oturuyorum biliyorsunuz. Dolayısıyla her şey de oradan geliyor. Gördüğünüz gibi böyle işte pahalı bir toprak da değil bu. Karışımında da çok bir şey yok. Anlattığım gibi böyle parçaları da ufalıyorum ben birazcık. Şimdi ben buna ne katacağım? Onu da anlatayım size. Evet, bunu bu şekilde dağıttıktan sonra benim yapacağım şey şu. İçine biraz da benim böyle daha önceki videolarımda hep anlatmışımdır size. Böyle şey vardı. Yumurta kabuklarımı fırınlamıştım. Sonra da ufalamıştım, toz haline getirmiştim. Ondan biraz koyacağım. Bunun içinde de biraz şey var. Ağaç kabuklarından da çok hafif var. Hani ben birazcık daha doğal ortam oluşturmak istiyorum kaktüsüme. O nedenle bundan da biraz koyuyorum. Evet koydum. Çok da koymuyorum. Az koyuyorum. Evet. Şimdi bu toprağı yine şöyle bir aşağı alayım ben.
Ben hep videolarımda size ne diyorum? Yavaş salınımlı gübre kullanıyorum. Bakın o da bu. Görüyorsunuz. Pembe pembe. İçinde böyle boncuk gibi. Bundan da biraz koyacağım. Yani çok az, şu kadar. Evet, bu yeterli, kafi. Biraz da benim neyim vardı? Kil bilgelerim var ama kil bilgelerimi de saksımın dibine kullanmak istiyorum. Direnç sağlaması için. Şimdi ben bu toprağımı hafif böyle karıştırıyorum. Bakın. Evet, karıştı. Şimdi ne yapacağım? Ben bu kaktüsümü, daha doğrusu ekrandan çıkmış, şöyle yakına alayım. Evet, bu kaktüsümün saksısını değiştirirken biliyorsunuz dikenleri çok kalın ve iri ve uzun dikenlere sahip. Elime batmaması için şöyle yapacağım. Benim böyle bir salata kasem var. Hatta bakın şu anda bile elime hafiften battı. Sesini de duymuşsunuzdur. Buna ters çevireceğim sevgili dostlar. Bakın ben bunu önceki videolarımda da hep bahsetmiştim. Ben kendime böyle bir yöntem buldum. Çünkü diğer gerek bu boyutta, gerek bu boyutta, gerek daha küçük boyutta olanlar için. Biliyorsunuz hani hepimiz dikenlere karşı aynı hassaslıkta olmayabiliriz. Dolayısıyla ben de kendime böyle bir yöntem buldum. Ve şimdi ben bunu ters çevirmeye çalışacağım. Bakın saksı da ağır. Bir yandan da düşürmemeye çalışıyorum. Yani bu şekilde çeviriyorum. Şu anda gördüğünüz gibi toprakları dökülüyor. Bu çok normal. Dökülecek zaten. Şimdi bakın çıkıyor. Çünkü zaten çok kuru. Sulamadım çünkü toprağını değiştireceğim için. Evet. Bu saksıyı şöyle kenara aldık, çıkarttık. Şimdi ben bu şekilde dururken kök yapısını da incelemek istiyorum. Evet, kökleri gayet sağlıklı. Şey de yok, unlu bit de yok. Ben çünkü alırken çok dikkat ediyorum unlu biti var mı yok mu diye. Siz de bakın çünkü ben 3 gün önce yine buradaki büyük marketlerden birine gittim. Orada beğendiğim birkaç kaktüs oldu. Fakat almadım, vazgeçtim. Ne kadar da istediğim, beğendiğim bir tür de olsa maalesef markette unlu bit oluşmuş ve unlu bitli kaktüsü alıp evime getirmek istemedim. Çünkü unlu bit bitkilerinizi bir sardı mı kurtulması çok zor bakın. Yani ben o kadar bakım yaptığım halde benimkilerde bile unlu bit oluyor. Yani yoğun çalışan arkadaşlar hani lütfen buna dikkat edin. Çünkü çalıştığınız için kaktüslerinizi her zaman bakamayabilirsiniz iş yoğunluğunuzdan ya da hayat koşuşturmacalarınızdan. Ben bu kadar bu işle ilgilenirken hani bu kadar zorlanıyorum. Hani sizler de lütfen almayın o tür kaktüsleri evinize getirmeyin. Dikkat edin satın alırken. Şimdi bunun kök yapısı gayet düzgün, güzel. Ben hep size diyorum ki şu toprağı biraz yumuşatalım diyorum mesela. Ben bu toprağı da yumuşatacağım sevgili arkadaşlar. Fakat şöyle de bir şey yapacağım. Ben yine küvetimin içinde yapacağım bunu. Bu toprağı da çünkü atmayacağım. Çünkü bu toprak hem vitaminli hem de içinde şeyler var. Lav taşları da var. O lav taşlarını da kullanacağım. O nedenle şöyle hafiften mesela bu küvetimin içine doğru. Zaten o kendini bakın kurtardı. Yani şöyle yavaştan yavaştan küvetin içine geldi. Ve ben küvetin içinde bakın ben bunu sulamadığım için çok kum gibi dağılıyor. Yani zorlanmıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde topraklarını almış oldum. Toprağı çok güzel bir toprak. O yüzden toprağını kaybetmek istemedim ben. Diğer toprağımla harmanlayacağım zaten. Ben çünkü dikkatli bir şekilde bakıyorum. Unlu biti var mı yok mu? Bakın görüyor musunuz? Ne çabuk dağıldı. Evet şimdi neredeyse çıplak kök haline geldi. Bakın bu kaktüs. Hatta şöyle göstereyim size bakın. Şöyle. Bakın.
Görüyor musunuz? Hemen kendi kendine dağılıverdi. Şimdi çok da oynamayacağım köküyle. Gördünüz değil mi? Koca kaktüsten ne kadar kök çıktı? Yani çok az. Şimdi diğer kaktüsümle, daha doğrusu diğer kaktüs toprağımla bunu harmanlayacağım. Bakın. Çünkü bu yetişmiş olduğu toprağı da kaybetmek istemiyorum. Güzel bir karışım oldu bu. Evet. Bakın böyle. Şimdi ben burada marketlerde satılan şöyle şeyler var. Sakslar var. Bunlar üçer tane aynı şeyde satılıyor. Yani üç tane böyle bantlı alıyorsunuz. Üç tanesi 3,5 euro. Bunu ben çünkü dekoratif saksıya koyacağım için Belçika'da böyle. Mesela bu tür saksıyı alıyorsunuz. Dekoratif saksının içine bunu koyuyorsunuz. Burada bu şekilde insanlar çiçeklerini evde dekoratif bir şekilde tutuyorlar. Şimdi bakın, ha pardon, altına şey koyacağım. Fil bilyesi. Drenaj için fil bilyemi de hemen döküyorum. Evet, fil bilyelerimi de döktüm. Burada ellerim o kadar toz olmuş ki. Yani bazı şeyleri ellerken de isliyor gibi oluyorum. Yani böyle islenmiş gibi oluyor. Şimdi kil bilyelerini de koyduk. Hatta deliklerden çıkan kil bilyeleri de var. Burada çünkü kil bilyeleri belli numaralarda aynı poşette satılıyor. Yani siz numara numara almıyorsunuz. Bir poşette her ebatta kil bilyesi var. O nedenle mesela saksının deliklerinden ufak boyutta olanlar çıktı. Onları da içine kattım. Şimdi yavaş yavaş ben toprağımı dolduruyorum. Sevgili arkadaşlar bakın. Bir tane daha kil bilyesi düşmüş. Onu da ziyan etmeyelim. Evet, bunu dolduracağım. Ben bu tür güzel toprakları ziyan etmiyorum. Bakın her seferinde çünkü evet, ama şöyle 5 santimlik saksılardakileri falan atıyorum. Ya da 12-15 santimliklerdekileri. Ama bu tür büyük ebatlı kaktüslerin toprakları genelde çok kaliteli oluyor. O yüzden benim size tavsiyem, bir toprağı inceleyin. Toprağın durumuna göre siz de atın ya da kullanın gibi bir tavsiyede bulunabilirim size. Şimdi ben bir kök ölçümü yapacağım. Şöyle. Çünkü kökleri de sıkıştırmak istemiyorum. Evet, böyle. Birazcık daha toprak doldurayım ben. Evet. Bakın gördüğünüz gibi hiç elime batmadan ben bu kaktüsümü ekebildim. Yani eğer evinizde dediğim gibi kaktüsten anlamayan, işte kaktüsü sadece diken olarak gören eş dost akrabalarınız gelirse, bakın görüyorsunuz benim hiç elime batmadan ben çok rahat bir şekilde bunun ekimini yapabiliyorum. Yani hayata nasıl baktığınızdır önemli olan. Yani siz nasıl bir insanın iyi yönünü görmek isterseniz görüp ona göre kendinize bir hayat gardı alıyorsanız, bu da böyle. Yani illa sardunya yetiştireceğiz, menekşe yetiştireceğiz diye bir şey yok. Çünkü hayatta bir sürü nimet var. O nimetlerin de hepsinden faydalanmak lazım. Bakın benim şöyle bir çubuğum var. Ben bu çubuğumla kökleri toprağın derinlerine ittiriyorum. Yani şöyle göstereyim, ekrandan görünmüyor olabilir. Bakın toprağın derinlerine doğru kökleri ittiriyorum ki kökler kaktüsün ağırlığıyla birlikte. Yani ben direkt kökleri mesela şöyle koymuş olsam, bakın ben kökleri şimdi, gerçi göremediniz galiba, şöyle tekrar göstereyim. Bakın ben bu kaktüsümün köklerini, o sarkan köklerini toprağın içine doğru bastırdım. Yani şöyle yaptım. Şuraya dayayayım tekrar. Size buradan da göstereyim. Bakın şöyle. Şurada kökler var ya. Bunlara yuva açarak toprağın derinlerine doğru bu kökleri ittiriyorum. Bakın. Ben kendime böyle bir yöntem buldum. Çünkü bu kaktüsün ağırlığıyla eğer ben kökleri olduğu gibi mesela bırakmış olsam ne olacak? Kökler bu kaktüsün ağırlığıyla sıkışacak. Ve ben suladıkça o kökler orada çürüyecek. Bakın. Ben şimdi ne yapıyorum? Kökleri derinlere doğru ittirdim ki
kökler hem sıkışmasın hem de gelişebilsin. Ben şu ortadaki dikeni tutmaya çalışıyorum bu arada. Yani tutup oradan tek elimle kaldırıp ittirmeye çalışacağım ama galiba oradaki diken de biraz küçük olduğu için şey yapıyor, beni zorluyor. Bakın şöyle, yani bu kaktüs o kadar ağır ki şu anda. Benim bunu, gerçi spor yaptığım için biraz daha kolay şu anda tutabiliyorum ama inanın iki kişi olursanız daha rahat bu işi yaparsınız. Evet. Şimdi ben ne yapacağım? Kademe kademe ektiğim için yine kaktüsümü kaldıracağım. Yani şuraya mesela dayayayım. Yani destek alayım daha doğrusu. Yine şuraya birazcık, yine kökleri böyle aralık, toprağa aralık aralık şey yapıyorum. Yani nasıl diyeyim? Toprağın seviyesine göre kökleri de bu sefer dengelemiş oluyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi tekrar çevireceğim. Çünkü kökleri uzun biliyorsunuz. Bakın şimdi bu taraftan tekrar. Evet. Gayet de istediğim gibi kökleri toprağın içine dağıta dağıta ekiyorum. Bakın arkadaşlar. Direkt kökleri toprağın içine kaktüsle birlikte bırakmıyorum. Kökleri seviye seviye ekiyorum. Bakın şimdi baktım nasıl. Evet, şimdi öbür kısma geleceğim. Tekrardan kaktüsümü şöyle bir yana alacağım. Hafif. Evet, tekrar toprak. Evet. Bu arada Belçika'da bu aralar hava çok soğuk. Belçika'daki yaşayan takipçilerim de şu anda benim gibi bu soğuk havalardan müzdarip olabilirler. Çünkü soğuk havalarda biliyorsunuz biz sukulent ve kaktüslerimizi korumaya çalışıyoruz. Tabii ki donan kaktüs ve sukulentleriniz varmış. Duyuyorum, çok üzülüyorum ben de buna ama maalesef dediğim gibi korunaklı saksılar almak gerekiyor. Korunaklı saksılar alırsanız İnanın kaktüs ve sukulentleriniz donmayacaktır. Evet biliyorum biraz maliyetli belki ama maalesef tek çözümü bu. Ben bu şekilde buldum çözümünü. Yani korunaklı şeyim var, saksılarım var biliyorsunuz. Onları kullanıyorum ben. Evet. Bu şekilde seviyesini ayarlaya ayarlaya kaktüsüme ekiyorum. Kaktüs ekmek, daha doğrusu dikmek çok da kolay bir işlem değil. Çünkü hem dikenlerinden zarar görmemeye çalışıyorsunuz. Hem de kaktüsü incitmeden az hasarlı diyelim ekmeye çalışıyorsunuz. Ben şimdi kaktüsümün boyut olarak biraz da şeyin saksının üstüne çıkmasını istiyorum. O yüzden biraz da uzun sürdü dikmem. Bir yandan da size çünkü hem göstermek de istiyorum nasıl ektiğimi. Ben biraz seviye olarak kaktüsün hani dediğim gibi saksının biraz hafif üstünde kalmasını istiyorum ki toprağa gömülmesin. Çünkü toprağa gömülmesi de biliyorsunuz kaktüsü yavaş yavaş çürütecektir. Evet. Şimdi biraz saksıya göre de ortalamaya çalışıyorum. Bir yandan. Evet sevgili arkadaşlar. Kaktüslerinizi yeni aldığınız zaman mutlaka bir eve geldiğinizde kök incelemesini yapın. Çünkü bilemezsiniz saksının. Mutlaka eve geldiğinizde kaktüslerinizin saksısını açıp köklerini kontrol edin. Çünkü bilemezsiniz. Yani kapalı kutu açıp bakın kökleri ne durumda, unlu bitki var mı yok mu, tüm tespitlerini yaptıktan sonra
kaktüsünüzün toprağını değiştirin. Ve eğer büyümüşse daha uygun bir saksıya almanızı ben tavsiye ederim. Çünkü kaktüslerin saksısı değişmeyecek diye bir şey yok. Sanki saksısı tam durmuyor diye baktım ama tam düzgün şeyden, kil bilgilerindenmiş bu arada. Dengesiz duruyor gibi geldi de o yüzden kontrol ettim altında taş mı var diye. Evet, bu kaktüsümü de bu şekilde bakayım her yerinden dengeli duruyor mu? Evet, şu anda dengeli duruyor. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar ne yapacağım? Benim kil bilyelerim var. Bu kil bilyelerinden de şu saksının etrafına koyu vereceğim ki gövdesi toprağa çok değmesin, deyip de çürümesin. Hemen köklerine doğru. Yani bu kil bilyeleri kaktüsü gövdesini havada tutacak. Yani tam toprağa değmesini önleyecek. Yani destek gibi düşünebiliriz bunları. Mümkün olduğunca ben şu köke doğru gitmelerini sağlıyorum. Evet, şöyle etrafından kaldıraraktan, hatta şu çubuğumla da ittirerekten hafif hafif dengede durmalarını sağlayayım. Sizler de böyle bir çubuktan destek alabilirsiniz. Şimdi dikenleri çok iri olduğu için ben şey yapamıyorum. Elimle iç kısma kadar ittiremiyorum. Yani çubuklardan destek alın. Gördüğünüz gibi ben bu şekilde destek alıyorum. Sizler de alın lütfen. Evet, kaktüslerimizin yani kaktüs bakmak sevgili dostlar bakın. Hem çok kolay hem de zor. Yani her seferinde şey diyoruz işte kaktüsler işte ekin unutun ve bakın o büyüyecektir. Aslında öyle bir şey yok. Evet ekip unutacağız ama sulama açısından. Yoksa kaktüslerinizi sık sık kontrol edin. Özellikle bu aralar kaktüslerin kapalı ortamlarda kalmasından dolayı unlu bitlenmelerin en çok olduğu zamanlarda sevgili dostlar. Yani bu aralar unlu bit çok olacak kaktüslerinizde. Ev ortamında olduğu için şu anda kaktüsler. Biliyorsunuz kışın biz daha çok, pardon yazın daha çok bahçelere alıyoruz ya kaktüsümüzü. Açık havadan dolayı kaktüsümüz unlu bitlenmesi daha nadir görünüyor. Fakat şu anda ev ortamına aldık bahçelerimizden ve kaktüslerimiz şu anda unlu bitte maruz kalmaya çok müsaitler. Yani kaktüslerinizi sık sık kontrol edin. Unlu biti varsa lütfen unlu bit ilacı kullanın. Ya da unlu bit ilacı alamayacaksanız benim videolarım var. Evimizdeki imkanlarla unlu bit ilacı nasıl yaparız diye. Ben şimdi birazdan bu unlu, ya kendi yapmış olduğum unlu bit ilacımla bu kaktüsümü de ilaçlayacağım sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla hani benim bu unlu bit yapımı ilacımı unlu bit ilacı yapımı videomu izlerseniz kusura bakmayın dilim sürçüyor arada. Sürçülisan ettik mi affola. Yani bu unlu bit ilacı yapımı videomu izleyerek evinizde unlu bit ilacı yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu mevsim şu anda tam unlu bit zamanı. Yani ev ortamında, havasız ortamlarda maalesef unlu bitler çoğalıyor. Ve kaktüsünüzde unlu bit olur. Yani kaktüsümüzü ekip unutmayacağız. Kaktüsümüzü ekip unutma kısmı sulama aşamasında. Ama mutlaka kontrol edeceğiz. Unlu biti var mı yok mu? Çünkü unlu bit sardı mı kurtarması çok zor bakın. Yani benim en korktuğum şeylerden bir tanesidir bu unlu bit. Evet bakın gördüğünüz gibi şu küvetimi de alayım buradan. Siz de daha rahat görün. Bakın kaktüsümü gayet hiç elime diken batmadan bakın sevgili dostlar. Ne yaptım ektim. Evet, şimdi ne yapacağım? Böyle bir tane dekoratif saksım var.
Çünkü az önce çekim yaparken kamera çekimden çıkmış. Dolayısıyla kaldığım yerden devam etmeye çalışıyorum. Dekoratif bir saksım var. Ve bu dekoratif saksımın içine ben bu kaktüsümü yavaşça koymaya çalışıyorum. Bu kadar ektik değil mi? Başına bir şey gelmesin. Evet. Şu anda rahat bir şekilde bu dekoratif saksıma bakın kaktüsümü yerleştirdim. Şimdi sevgili dostlar ne yapacağız? Benim ev yapımı bir kilecim var demiştim. Bakın bu. Linkini de ben bu videonun altına koyarım. Oradan da izleyebilirsiniz. Bunun içinde ne vardı? Tütün var. Sağlığa zararlı maddenin külü var. Arap sabunu var. Sarımsak var. Tüm ölçü da bahsettiğim gibi o videomda. Şimdi ben bu kaktüsümü ilaçlıyorum. Bakın unlu bitler için. Bu kendi yapmış olduğum unlu bitlecim. Bakın bu. Yani ben bunu hazır almadım. Hazır aldıklarım da var. Ama bu daha etkili. Ben çünkü onları da denedim. Bunu da denedim. Bu daha etkili geldi bana. Şimdi bunu kullandım. Şu pamukçuklu yerlerine de sıkıyorum. Evet. Evet şimdi ne yapacağız? İlaçladık. Ben şimdi kaktüsümü ilk defa sulayacağım. Ne yapacağım? Burada benim bir suyum var biliyorsunuz. Bunu zaten ben pH derecesini dengeledim. pH'ı nasıl dengeliyorduk? Bunda yarım litre su var. 2 damla limon damlattım. Şimdi benim bir de böyle bakın bir de kaktüs besinim var. Bunu ben her videomda anlatmaya çalışıyorum size. İsmi Kaktüs Love. Bunda hep 1 litreye 5 pompa diyor. Ben bunu şimdi 2 pompa kullanacağım. Ah kilitlemişim. Açayım. 1, 2. Evet. 2. 2 pompa verdik. Şimdi kilitleyelim tekrar akmasın. Hemen çubuğumla da şöyle bir karıştırıvereceğim. Çünkü bu çok yoğun bir gübre. Dibe çöküyor. Evet. Şu anda karışmasını sağlıyorum. Sağladım. Evet. Şimdi yavaşça kaktüsümü suluyorum. Bakın. Çeviriyorum tekrar. Yani tam çevre, tam tur sulamaya çalışıyorum. Çünkü kaktüsüm çok kuruydu. Hiç sulanmadı. Yani onu nasıl anladım? Ben biliyorsunuz az önce toprağını silkelerken hemen ne oldu? Toprak kum gibi dağıldı. Hatta çok şey, çok kuru. Evet, tam tur sulamış oldum. Gübresini de verdim. İlaçlamasını da yaptım. Bu şekilde Ferrocactus ingensimizin hem toprağını yeniledik, hem ilaçlamasını yaptık, hem gübrelemesini yaptık. Bundan sonra yapacağım şey yine şu benim arkada güneş gören kısma bu kaktüsümü konumlandıracağım. Ve sizlerle birlikte gün ve gün nasıl geliştiğini göreceğiz. Kaktüsümüzü ektik. Benim bir kaktüsüm daha vardı. Onu da hazır yeri gelmişken onun da hemen toprağını yenileyelim. Böylece onu da kurtarmış olalım. Sıkışık alandan. Böylece evet. Evet, tekrar aynı gübreden kullanıyorum bakın. Hemen. Yani böyle şeyler var. Mesela kalıplaşmışlar var. Kalıplaşmış topraklar. Onları da şey yaptım. Hemen yavaş salınımlı gübremden de alayım azıcık. Evet bu kadar yeter. Ondan sonra şöyle bir harmanlayayım. Da tamam. Evet onun için de ben bir saksı hazırlamıştım. Bakın o kaktüsüm de şu. Bu da çok ilginç, değişik bir kaktüs. Yani bunun ismini de yazmamışlar. Sadece kaktüs yazmışlar üstüne. Markasını yazmışlar. Mexican Icons diye. Ama bunun mutlaka başka bir ismi var. Ben bunu öğrenirim. Birazdan yakın çekimde de size göstereceğim. Dikenleri çok ilginç bakın. Yakın çekimde göstereceğim bunları. Bir ekimini tamamlayayım. Şimdi
Onun için de yine evimde hazırladığım, benim kullanmadığım saksılarım yine vardı, dekoratif olsun. Ya da işte alt saksı olsun. Aa, pardon, kilbilyesi koyacak buna. Evet, biraz kilbilyesi yine. Evet, koyduk. Kilbilyesini de. Evet, hemen topraktan da koyalım. Evet sevgili dostlar, bakın ben size hep diyorum ya, hayatta hep kendinizi yenileyin, yeniliklere ayak uydurun. Yani çünkü hayat ve toplum çok değişiyor, gelişiyor. Yani ben anlamam, ben etmem, işte ben bunu şey yapamıyorum, işte ne kadar da uğraşsam olmuyor. Bu tür şeyleri kesinlikle kabul etmiyorum ben. Yani... Ben size geçen videomda kendimi hani anlatan bir video çekmiştim biliyorsunuz. Yani benim kim olduğumu merak edenler sormuşlardı ya, işte illa kendinizi tanıtan bir video çekin diye. Evet, ben o videoyu çektim. Çok da çekinerek çektim ama sonra baktım sizlere de çok hoşuna gitmiş. Yani şunu diyeceğim. Ben o videomda yaşımdan bahsetmedim size ama... Yapamıyorum diye bir şey yok, bakın sevgili dostlar, yaparsınız. İstedikten sonra hepsi olur. Evet, şimdi bu güzel. Bakın şu güzel dikenler. Yani çok değişik dikenler var. Ben birazdan yakın çekimde de göstereceğim size onları. Şimdi bunu da ben hemen şu şekilde alt üst edeceğim. Yani şöyle. Dikenleri çok şey. Evet. Şunu da hafif şeyini alalım. Bunun da toprağı çok güzelmiş. Gerçekten yani bu iki kaktüsün toprağı çok güzelmiş. Yani çok bayıldım topraklarına. Ticari topraklar değil. Evet, aldırdım ben. Şimdi kendime şey açacağım. Bunun çapı kadar. Bakın elimle ne yapıyorum? Kökü dibine doğru ittiriyorum. Bakın görüyor musunuz? İttirdim. Daha da ittirdim. Kaktüsün çapı kadar da kendime şimdi toprakta bir şey açacağım. Delik açacağım. Açtım. Evet, bakın. Şimdi kürek yardımı ya da hafiften bastırayım. Evet, bastırdım. Şimdi diplerine doğru da bastırıyorum. Bunu da böylece kolaylıkla ekmiş olduk. Şimdi etrafına birazcık daha toprak koyacağım. Bu arada mutfakta biri var benim. Görüyorsunuz arkadan sesler geliyor. Daha doğrusu duyuyorsunuz. Görüyorsunuz diyorum ama duyuyorsunuz. Evet, bunu da bu şekilde ekmiş olduk. Hemen ilaçlamasını da yapayım. Görün. Bakın aynı şekilde, bu şekilde hemen sıkıverdim kendi yapmış olduğum ilacım. Yine kendi yapmış olduğum vitaminli suyum. Şöyle, çünkü çok şey, çok kuru. Bunu da bu şekilde toprağını yenilemiş olduk sevgili dostlar sizinle birlikte. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.